Merhaba hanımlar ben Nesrin Nine Oyalar Nesrin YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar Bugün size muhteşem bir tasarım muhteşem bir çiçe üç boyutlu model anlatacağım hanımlar ee, Bu modelin sahibi tasarımın sahibi Zarif İnem 42 Zarif İnem 42'ye bu ara buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum ee, Bana bu modelini verdiği için çok teşekkür ediyorum ona ve görmüş olduğunuz bu güzel cıvıl cıvıl renklerden yapacağım modelimi. Çünkü çiçeğimiz de bir o kadar cıvıl cıvıl ve çok güzel hanımlar. Öncelikle pembem e, 715. E, şeker pembem 778. Morum hanımlar e, 633. Lilam 632. Yeşilimde 728. Ee, yazmamın olur da yazmamı da beğenirseniz Cenk Vişne 065 hanımlar. Vişne 065 olur da beğenir almak isterseniz ve e, Vişne'ye yakışan ip numaralarımla hemen modelimi de size göstereyim. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz ki e, beğeneceğinizden %100 eminim bu muhteşem üç boyutlu modeli bugün çalışacağız sizle hanımlar. Modelimiz bu şekilde harika bir model. Zarif iğnem 42'ye buradan aklına fikrine sağlık. Çok güzel bir model. Bayıldım bayıldım. Sizin de çok beğeneceğinizden eminim. Şimdi öncelikle ara yolundan bir tane dal anlatayım hanımlar ara yolunda 9 tane ara yolu bıraktım ve 1 2 3 4 4 tane zürafa arada bırakıp 5. zürafama ipimi sabitledim hemen yanındaki zürafaya geri batıyorum bu şekilde bir küçük yuva oluşturuyorum hanımlar hemen içine 3 tane pırpırımı yapıyorum hanımlar. Bu arada hanımlar vişne rengine bunun ip numaraları gerçekten çok güzel çok yakışıyor. Böyle yazmayı daha bir ağırlaştırıyor, daha bir güzelleştiriyor. Vişne rengine uygun renklerle çalışacağım. Hanımlar 3, 2, 1. 3 ile başladım ve 2, 1 yaptım. 3 2 1 hanımlar bu şekilde bir küçük dalımız oluşuyor. Hemen ipimi koparmadan aşağı iniyorum. Yanına hemen küçük bir pırpır pır işlemi yapacağım. Küçücük bir pırpır pır yaptım. Bakın bu şekilde hanımlar. bu şekilde bir ara yolu yaptım. Şimdi hemen çiçeğimin şu yeşil yapraklarına öncelikle başlayayım. Sonra çiçeğimin anlatımını yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane zürafa arada bırakacağım hanımlar 1 2 3 4 6 7 8 9 Şimdi 9 tane zürafamı bıraktım. Ara yoluyla çiçeğimin arasında 9 tane zürafa kalacak şekilde hemen şimdi o küçük dağımı yapacağım. 5 zürafadan oluşan bir dağ yapacağım hanımlar. 2 3 4 5 hanımlar 5 tane zürafamı çektim hemen ilk zürafama geri batıyorum şimdi hemen iki kalana kadar bu işlemi devam ediyorum hanımlar Evet tanımlar iki gözlememiz kaldı. İki gözlememiz kalana kadar o 5 zürafalı dağımızı ilerliyoruz. Bakın bu şekilde iki gözlemem kaldı. Hemen bakın battım buraya ve e, alttan ikinci süre, sıraya, sıraya geri batıyorum. ve Yani dört gözlemeli dört zürafalı sıraya atıyorum. Üçüncü 3 üç zürafalı sıradan 4 e, zürafalı sıraya atıyorum hanımlar. Burada küçücük bir yuva oluşturuyorum bu şekilde. Bakın bu şekilde küçücük bir yuva oluşturdum ve geri batacağım şuraya. Hemen o küçük yuvaya kör bir düğüm atacağım. Bakın hemen içine kör bir düğüm atıyorum. Ve içine 5 tane küçük pırpır yapıyorum. Hafif belli olacak bir şekilde küçük pırpırlar yapıyorum. 3 4 5 tane küçük pırpırımızı yaptım. Şimdi hemen ilk pırpırıma geri dönüyorum hanımlar. İlk yaptığım pırpıra geri batıyorum. Bakın bu şekilde ilk pırpırıma geri batıyorum 5 tane yapmış olduğum pırpırımın ortadan artırmasını yapıyorum bakın iki bu tarafta kalacak üçüncüye attığımda üçüncünün içine bir tane artırma işlemi yapıyorum hanımlar üremiyorum. Bakın bu şekilde ortadan artırma işlemi 3 sıra çıkıyorum hanımlar. 3 sırada ortadan artırıyorum ve bu şekilde bir yaprağımızı elde ediyoruz. Ben bunu arttırma işlemini tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 3 sıra ortadan arttırma işlemi de tamamladım. Yani alt kısmıyla 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra çıkıyorum. Ve hemen 5 gözemeli zürafamızı koruyarak 5 sıra çıkıyoruz. Hemen şimdi sıfırlıyorum bunu hanımlar. hemen sıfırlama işlemini tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bir yaprak işlemimiz oluştu hanımlar. Böyle yaprağımız bu şekilde. Hemen diğer tarafından da bu yaprağı yapıp çiçeklerimin altındaki yaprak işlemi için geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bu şekilde iki yandan yaprağımızı yaptık dağımızın iki yanından yaprak işlemi yapıyoruz hanımlar ee, şimdi hemen çiçeğimin şu çiçeğimin altındaki dallarını yapmaya başlayacağım şimdi arada e, şey dağımızı iki e, zürafa kalana kadar kestik mi şimdi bir tane zürafamıza, Batıyorum hanımlar. Hemen iğnemi ipimi sabitliyorum. Şu şekilde ilk gözüm ilk zürafama ve şimdi bu şekilde küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın. Şu şekilde bir pırpır yaptım. Bakın pırpırımın üstüne hemen girip batıyorum. Yine bir tane daha yapıyorum. Ve yine hemen üstüne çıkıyorum hanımlar. Bu şekilde iki tane yaptım. Üçüncüyü de hafif bir şekilde bayanlar. Hafif olacak bir şekilde geniş bırakıyorum. Çünkü içine yaprak işlemimizi yapacağız. Bakın. 1 2 ve üçüncüye hemen geri batıyorum. Pardon hanımlar burada bir yanlışlıkla oldu. 1 ve 2 iki yaptım. ikincinin içine 5 tane mini minnacık pırpır yapacağım. 5 tane küçücük küçücük pırpırlar yapacağım. Hemen 5 tane mini minnacık yapra şey pırpırımızı yapıyoruz. dört ve beş bu şekilde beş tane pırpırımızı tamamladık bu ilk şey son pırpırımızın üstüne batıyorum Son pırpırımın üstüne batıp, üstünden bu pırpırların bir sıra zürafa geçiyorum onları. bakın 5 tane pırpırımızın üstüne bu şekilde zürafa geçtim ve şimdi şurayı ikiye katlayarak hemen ilk başta başladığım pırpırıma batıyorum bunları yani boru haline getireceğim bakın bunu küçük mini minnacık bir boru haline getirdim şimdi bunun üstünden e, 4 sıra daha çıkacağım ben o 4 sıramı çıkayım hemen geliyorum Evet hanımlar bu şekilde küçücük bir e, borumuzu yaptık ve o boru e, bir sıra pırpırımızı yaptık hemen üstünden de yine bir sıra çıktık On toplam altı sıralı bir borumuzu da yaptık Hanımlar çiçeğimizin altına hazırlık Evet Hanımlar alt al toplam altı sıralı bir borumuzu yaptık şimdi bakın 5 pırpırla başladım ee, onun bir zürafa geçip onları birbirine diktim o zürafaları ve sonra üstüne de 5 4 evet üstüne de 5 sıra çıktım toplam 6 sıra bir borumuz oldu yani çiçeğimizi içine kurmak için hanımlar şimdi ben bu 5 tane gözeme var ya 1 2 3 4 5 her bir gözemenin içine 3 ile başlayıp 3 2 1 Yapıp yaprak işlemini yapacağım hanımlar. Bu şekilde şöyle küçücük mini minnacık üstünde 5 tane yaprağımız olacak şimdi ben bu 5 yaprağımı tamamlayıp hemen geliyorum Evet hanımlar bu şekilde çiçeğimizin alt kısmı zemin kısmı işte bu şekilde bitti Altı züra şey 5 zürafadan 5 pırpırdan oluşan alt sıralı borumuz onu da yaptım hemen üstüne de her bir pırpırımın içine yap bir yaprak 3 ile başlayıp 3 2 1 yaprağımı yaptım yapraklarımda 5 tane bu şekilde hanımlar hemen ben diğerini de tamamlayıp çiçek e, yapımını anlatmak için geliyorum hanımlar çiçeklerimi anlatmak için geleceğim bu şekilde Evet hanımlar diğer çiçeğimizin alt zeminini onu da yaptım ve geldim Umarım burasını anlatmışımdır Umarım sizde anlarsınız şimdi hemen çiçeğimin yapım aşamalarına geçeceğim bu şekilde Hanımlar dediğim gibi 5 tane pırpır yapıyorsun o pırpırın üstüne bir sıra zürafa geçiyor o zürafayı o pırpırları böyle üst üste katlayıp birbirine dikip 4 sırada onun üstüne gidiyorsunuz 4 sıradan sonra her bir gözemenin içine her bir gözemenin içine bir tane yaprak işlemi yapıyorsunuz yani toplam zürafamız altı sıra oluyor şu şekilde hemen şimdi çiçek çiçeklerimizin yapım işlemine başlayalım hanımlar hemen başlayayım daha önce yapmış olduğum 6 zürafadan oluşan 6 tane zürafadan oluşan A5 sıralı borumu yaptım hanımlar Parmağımın üstüne sihirli halkaya iki kere dolayıp içine altı tane zürafamı yapıp üstüne e, şey 5 e, sıra çıkıp hemen her bir gözemenin içine bir tane yaprağımızı yapacağız çiçeklerimizin çiçek şeklini vereceğiz. Ben hemen şimdi bir tane yaprağıma hemen yaprak işlemimi başlıyorum hanımlar. 1 ve 2 3 Hanımlar ee, çiçeklerimizin yaprakları da üç tane küçük pırpırlardan oluşuyor hemen ilk başladığım zürafaya geri batıyorum Hanımlar bu şekilde şimdi hemen ortaya geçiyorum bu işlemde 3'ü e, koruyarak 5 sıra çıkıyoruz Hanımlar 3'ü koruyacağız her seferinde ortadan arttırmamızı yapıp 5 sıra 3 tane gözlememizi koruyacağız 1 2 3 4 bir sıramız daha var hemen diğer sıramızı da yapalım Şimdi kesmeye başıp 1 2 3 4 5. 5 sıra ortadan işlemimizi yaparak 3 gözememizi koruyoruz ve şimdi artık artırma işlemini bırakıyoruz ve onu sıfırlayacağız. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın. Yaprağımız oluştu. Çiçeğimizin. Şimdi kalan 5 tane gözememe de yapraklarımı yapıyorum ve geliyorum. Toplam 6 tane bu şekilde yapraklarım olacak. Her bir gözlemeye, her bir zürafaya bir tane yaprak işlemi yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde 5 6 tane yaprak işlemimi tamamladım ve geldim hanımlar. Şimdi koyu rengi yani vişne rengi ipimi hemen cici şu yaprağımın herhangi bir yaprağımın şu e, içine başladığımız yaprak işlemi var ya bakın şuraya yaprak işlemi başladım hemen onun dibine kör bir düğüm atacağım. Ve damar işlemimizi yapıyoruz. Şimdi damarlarımızı yapacağım. Biz bunu 5 sıra çıktık dördüncü sıraya iğnemi batıyorum ve hemen geri dönüyorum şöyle bir damarımız oluyor bakın bu şekilde damar işlemi yapılacak hemen diğer arkadaşımın yanına gideyim 5. artırma yeri değil, dördüncü artırma yerine batıyoruz ve e, damarımızı yapıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Hemen buna gidiyorum. Bakın hanımlar şunu da detaylı anlatayım. 1, 2, 3, 4. 4'e battım. Ve girip ilk başladığım yere dönüyorum. Ben hemen damarlarımı da bitireyim. Tohum için geleyim. Evet hanımlar damar işlemimizde bu şekilde sona erdi damarlarımızı da bitirdik şimdi size çiçeğimizin tohumunu anlatacağım hanımlar tohum işlemini anlatmak için şimdi hemen başlıyorum evet hanımlar tohumumuz da bu şekilde. Bu da çiçeğimizin e, borusu gibi sihirli halka parmağıma iki kere dolayıp sihirli halkanın içine altı tane zürafa yaptım. Altı tane zürafamı yaptım. 3 sıra çıktım. 3 sıra o altı gözememi korudum. Şimdi o altı gözememi 5'e 5'e indireceğim. 6 ile başladım 3 sıra çıktım 6 göz emeğimi 3 sıra korudum şimdi 3 sıradan sonra onu 5'e düşüreceğim hemen şimdi onu 5 yapacağım sonra yine üstünden bir sıra at gideceğim bir sıra yine borumu gidip sonra onu dörde düşüreceğim ve sonra iki sıra yine sık bir şekilde gideceğim ve e, tohum işlemi de bitireceğim hanımlar 5 sıraya düşürdüm hizaya geldim şimdi biraz da ilerleyeyim bunu da şimdi bunu da yapayım şimdi de 4 zürafa bırakacak şekilde hemen bir zürafa atlayıp ikinci zürafama battım ve sıkıca bir düğüm attım onu daha da küçülttüm şimdi bu şekilde de iki sıra gideceğim. Ama böyle sıkarak üstünde hafif küçük bir delik oluş olacak. Bu kısım biraz uğraş istiyor hanımlar. Dikkatli olun. Tohumun güzelliği de kaybetmeyelim. sıkıca mü bakın bu şekilde bir tom oluşuyor hemen buraya yine sıkıca bir geçiş yapıyorum Tamam ve bu işlemde bitiyor. Hemen ipimi direkt şuradan alt kısma getiriyorum burada ipimi kesmeyeyim burada kötü bir görüntü oluşmasın diye hemen buraya sıkı bir düğüm atıp sonra ipimi keserim hanımlar Evet bu işlemde bu şekilde sona erdi hemen e, As, süraf e, şey borumuza başlamadan önce uzun bir ipimizi bırakıyoruz. Hemen ben o ipimi iğneme geçiriyorum. Şimdi bunu bu şekilde çiçeğimin içine yerleştireceğim hanımlar. bu şekilde bakın hanımlar bu şekilde bir borumuz şey tohumumuz oluştu bu tohumu da yerleştirip tam şimdi burayı sıkıca bir önce bu şekilde bir dikim yapacağım sağlam dursun diye Dişler devreye giriyorlar ve sonra yukarıya geri çıkıyorum ve sıkı bir düğüm atacağım. Bakın bu şekilde çiçeğimiz ikinci çiçeğimizi de alayım hanımlar bu şekilde bunları hemen bu şekilde çok güzel oldu teyzeleri gerçekten bunu mutlaka kızlarınızın çeyizinde bulunması gereken modellerden bir tane hanımlar hemen bunu çiçeğimin içine yerleşik dalımın içine yerleştireceğim bakın. Şöyle hemen sıkı. Şu şekilde bir Bu şekilde bakın hanımlar, hemen çiçeğimizi geçirdim ve ben bunu sıkıca, iki çiçeğimizi sıkıca dikip ve geleceğim hanımlar. Ee, ondan sonra fiyat bilgisini de vereceğim. Hemen geliyorum. Evet hanımlar, bu şekilde çiçeklerimizi diktim. Bakın. Bu şekilde oldu modelimiz. Muhteşem bir model oldu hanımlar. Ben çok 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 beğendim. Sizin de beğeneceğinizden eminim. Ve arkadaşlar, şimdi size ara yolunu biliyorsunuzdur. Bundan eminim de ben yine aklımda kalmasın diye bir tane ara yolumu size anlatayım ve fiyatımızı verelim ve kapatalım. Şimdi burada daha önce böyle yeşil yaprağımızı yapmıştık ya. Hemen o yeşil yaprağımın yanına küçücük bir pırpır yaptım ve şimdi o pırpırımın içine 3 tane küçük pırpırımı yapıyorum hanımlar. ve şimdi o 3 2 birimi buraya da yapacağım hanım var. 3 2 1 Nasıl oldu şimdi? Hemen burayı da kesiyorum buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum Zarif iğne Instagram sayfasının arkadaşımın ismi Zarif iğnem 42 arkadaşıma tekrar tekrar çok teşekkürlerimi iletiyorum bana bu güzel tasarımını verip anlatma fırsatı verdiği için şimdi Hanımlar bunun fiyatını soracak olursanız ben bunu yaptım, zorluğunu gördüm. Bunun e, en düşük fiyatı 550 ve alt, e, bunu 650 ve 700'den aşağı yapmayın derim ben size hanımlar. Yani çünkü gerçekten çok çok meşakkatli çok uğraştırıcı, bir o kadar da çok gösterişli ve güzel bir modelimiz oldu. Hadi hanımlar ipinizi ipli, e, ipinizi iğnenizi yazmanızı hazırlayın. Siz de hemen başlayın. Beni ve zarif iğnem 42'yi etiketlemeyi de unutmayın. E, yapan herkese kolay gelsin. E, umarım beğenirsiniz. Umarım siz de yaparsınız. Desteklerinizi bekliyorum bu arada. Bana abone de olmayı unutmayın. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinizi güzel sevin. Yanında da beni sevmeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar.